Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir video hazırladım. Herkesin evde kullanacağı nane. Evet, nane nasıl kurutulur? Evet, suyumuzu koyduk ve nanemizi güzelce bir yıkıyoruz. İyice bir yıkıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle bu yıkanmadan yapılmıyor çünkü direkt kullanıldığı için suya girmiyor sonrası. Şimdi ilk önce güzelce bir bunu yıkıyorum. Sonra sirkeli suda bekletiyorum. Daha sonra şöyle diyeyim, süzgeçten size göstereyim. Süzgece koyacağım. Kuruduktan sonra, süzdükten sonra böyle temiz bir bezin üzerine bunun iyice neminin kurumasını sağlayacağım. Bu bir ipucudur. Naneleriniz yemyeşil olacak. Islak ıslak güneşe koyarsanız çürüme yapıyor, kararıyor. Ama lakin dediğim gibi kurutursanız bezde iyice nemini alıyorum ben. Ondan sonra güneşe koyuyorum ve çok hiç kararmadan harika biçimde yemyeşil oluyor. Size daha önceki yapmış olduğum kavanozda gösteriyorum. Kullanıyorum. Bakın ne kadar yeşil. Aynı bu yöntemde yaptım çünkü. Ve incelttim. Evet. Bu şekilde hiç kararmadan yemyeşil olmasını istiyorsanız bezle arasında ya da böyle temiz havlu, temiz sofra bezi bunun arasında güzelce bir iyice nemini alıyoruz. Hatta bir saat kadar bekletiyorum. Nemi iyice gidiyor. Ondan sonra ben bunu güneşe seriyorum ve kurutuyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de like verirseniz çok mutlu olurum. İyi seyirler diliyorum. Yapanlara şifa olsun. Ellerine sağlık. Evet, süzdükten sürdüm ama tekrardan bir daha yıkayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi bol suda iyice yıkayacağım. Fazla bekletmeyelim arkadaşlar. Sirke çünkü pişirir yoksa bunu iyice çürütür. Güzel olmaz. Kararmasına neden olabilir. Şöyle iyice bol suyla yıkamış olduk. Şöyle şeyleri de alıyoruz. Çok çok varsın üzerinde. Ben bunu böyle güzelce bir yıkıyorum. Evet. Sirkeli suda da yıkadım. Ve şimdi süzgeçten süzülmesini sağlıyor. Daha sonra dediğim gibi temiz bezin üzerinde kurulamaya alacağım. Daha sonra güneşe vereceğim. Arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi ben böyle kurutuyorum. Nemini aldırmak önemli olan, iyice kurumuyor da. Yani bayağı bir sulu çünkü. Bunun nemini aldığımız zaman çürüme yapmadan çok güzel güneşte kuruma yapacak. Yemyeşil kuruyor o zaman. Kimisi gölgede kurutuyor ama benim güneşte kuruttuğum yemyeşil oluyor. Hiçbir zaman kapkara kararmıyor. Bunun nedeni direkt ıslak ıslak koyarsak yıkadığımız gibi o zaman tabii ki haliyle kararacak. Ama böyle nemini alarak yaparsak kararmıyor. Bundan emin olun. Çünkü ben yıllardır yapıyorum bu şekilde. Daha çok oluyor bazen. Ben bir kısmını işte dedi gösterdim ya az önce. Bir kısmını kuruttum, bir kısmını da şimdi kurutuyorum. Her sene bol bol yapıyordum. Çünkü bahçemde çok çıkıyordu. Bu sene arkadaşlar komşulara verdim. Topladılar. Sağ olsunlar. Şimdi biz de kalanını işte kendimiz değerlendiriyoruz. Bu şekilde kurutaraktan güneşe kurulayacağım. Böyle biz de alıyorsunuz nemini. Daha güzel kuruyor. Evet arkadaşlar, güneş çok olduğu için biraz gölgede durdum. Ve size çekmek istedim. Ve güneşe şu an koydum nanelerimi. Nanelerim kurumaya başlayacak. 2 günde kurur böyle. Çünkü çok sıcak hava. Evet, 2 gün sonra size bu çekimi ve nasıl incelteceğimiz, nasıl toz haline getireceğiz onu da göstereceğim. İyi seyirler diliyorum. Bahçemde bu şekilde daha hala nanelerimiz var. Arka tarafta da var.
Biraz da burada kaldığı için azar azar kurutuyorum. Evet arkadaşlar, bakın bildiğimde ben sabahleyin koymuştum, hatta saat 11-11.30 gibi koydum ve şu anda saat 7.30. Şimdi yapraklar ince olduğu için bakın ne kadar güzel yemyeşil, hiç kararmadı gördüğünüz gibi. Bu yarın biraz daha koyacağım yemişe. Yarına ben bunları sıyırıp işte bu şeylerini ayıklayacağım, yani dallarını. Yarına kadar daha çok kuruyacak. Zaten genelde bu tür hava sıcak olduğunda 2 günde kuruyor ve ben bunu kevgirden geçiriyorum. 3. günü de incecik oldu. Yani bir günde öyle bir havalanıyor. Birkaç gün öyle bir gelip gidip karıştırıp iyice kurumasını sağlamamız lazım. Kuruduğuna emin olduktan sonra kaldıracağız. Bu ilk günkü kuruma. Yarınkinde size videoda göstereceğim tekrar.